Bugünün de ilk Skype, ikinci Skype bağlantısını o gün Şahinoğlu'yla yapacağız. O gün günaydın. Hoş geldin yayınımıza. Günaydın Ezgi, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi önce Antalya kampını sorarak başlamak istiyorum. Aslında çok alışık olmadığımız bir durum. Geçtiğimiz hafta tamamen Beşiktaş'la geçirdik dersek yanılmış olmayız. Günde çift idmanlar, idmanlardan sonra konuşan Şenol Güneş, Ahmet Nur Çebi, aşırı bir şeffaflık ve açıklık var gibi görünüyor şu anda Evet. Beşiktaş'ta. Hangi soruyu sorsak yanıtını alıyoruz gibi bir durum görüyorum açıkçası. Senin izlenimlerini merak ediyorum. Ezgi sonuna bir de Allah nazarlardan eklesin diye devam etseydi çok güzel olurdu. Çünkü basın mensupları için bundan daha iyi bir ortam olamaz. Şimdi diğer arkadaşlarımız bazen çünkü serzenişlerde bulunuyorken diğer takımları takip edenler Beşiktaş'ta hakikaten yani burada inanılmaz derecede bir şeffaflık var. İdmanlar açık, işte başkan konuşuyor, röportajlar geliyor şimdi, yavaş yavaş geliyor röportajlar, başlayacak. Onun dışında Şenol Hoca bir toplantı daha yapacak mesela, o da kampın son günlerinde. Onun dışında işte as başkan konuşur, Emre Koca da. Yani herkes konuşuyor, herkes soruları yanıtlıyor. Sorularımıza cevap veriyor, merak edilenlere aynı şekilde ışık tutuyor burada basın mensupları. Bu da çok önemli. Taraftarların birçok konuda merakı var çünkü. Beşiktaş'ta da gündem yoğun oluyor. Kendi kendine gündem de çıkıyor Beşiktaş içerisinde. Güzel. Şenol Hoca da daha önce söylemiştik zaten. Demek ki artık gerçekten tamamen dikkat çekmeye başladı. Şenol Hoca çok değişti demiştik. Yani bir önceki dönemine göre. Daha açık demiştik. İletişimi daha yüksek seviyede kurmaya çalışıyor artık. Biz de ne diyelim işte işimizi güzel bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Burada da Beşiktaş Kulübü'ne de tabii ki teşekkür etmek gerekiyor iletişim ekibine. Bize her türlü fırsatı sağlıyorlar burada. Yani inşallah böyle devam eder. Peki, şimdi takım içinden biraz aslında bilgi almak istiyorum senden. Zira takımı çok yakından takip ediyorsunuz, antrenmanları izliyorsunuz, hazırlık maçlarını izliyorsunuz. Şu anda nasıl bir hava var, nasıl bir atmosfer var ve takım yapılanmasında, planlamasında Şenol Güneş'in ne gibi değişiklikler yaptığını söyleyebiliriz? Mevki olarak olabilir, oyuncular özelinde olabilir. Yani kaleden mi başlasam hücumdan mı acaba diye düşündüm bir ben Şenol Hoca'nın değişikliklerine. Savunma hattını üçlü oynattı. Bu Şenol Hoca için yani hani Şenol Hoca çok değişti dedik ya hakikaten ne kadar değiştiğini zamanın şartların Şenol Hoca'yı nasıl değiştirdiğini işte son maçta gördük. Kariyeri boyunca dörtlü savunma yatan Şenol Güneş maça üçlü savunmayla çıktı. Bu Beşiktaş adına yenilik değil belki ama Şenol Güneş adına çok büyük bir yenilik. Çünkü Beşiktaş zaten geçtiğimiz sezonun sonunda Valerian İsmail'le ve yaz kampında bunu denedi. Şenol Hoca 3-4-1-2 şeklinde denedi. Valerian İsmail de aynı şekilde. Ama ikisinin arasında farklar vardı elbette. Nedir onlar? İşte ikisinin oynattığı 10 numaralar farklıydı. Şenol Hoca'nın elinde Dele Alli var. Valerian İsmail Gezzal oynatıyordu. Bazı değişiklikler var. İşte bunların en önemlilerinden bir tanesi de mesela bence benim açımdan son maça dikkat ettiniz mi? Sağ kanat bekti. Tayfur Bingöl çıktı. Valentin Rose değil. Ve Rose sona doğru girdi. Yani ilk tercih olma noktasında Tayfur Bingöl ilerliyor performansıyla. Burada Rose'nin performansını arttırması ve Tayfur'dan formayı geri alması gerekiyor. Şenol Hoca dedi ki biz Valentin Rose'yi benim ilk tercihim olur dedi. Şampiyonluk yaşamış. Burada nasıl performans verdiğini gördük. En iyi sağ beklerinden Türkiye'nin. Ama performansını arttıracak. Kaçarsa yakalamaya çalışacağız. Ama yakalayamazsak da yapacak bir şey yok dedi. Şu an yakalanamaz noktada. O yüzden performansını arttırmaya ihtiyacı var Beşiktaş'ın da ve kendisinin de. Yoksa Tayfur Bingöl şu an mevcutta iyi oyun sergiliyor. Sol tarafta Masuaku oynadı Charleroi maçında ve fena da bir performansı yoktu açıkçası ama ben hala dikkat ediyorum. Yani mesela takım hücuma çıktığında en geride Masuaku kalıyor.
Ya da takım savunmaya dönerken işte geçen maçta öyleydi mesela, takım savunmaya dönüyor. 10 numaradaki Kerem Atakan, Keskin vesaire işte Redmond savunma ceza sahasına dönüyor geriye rakibi kovalarken. Bakıyorsunuz ki Masuaku orta sahada kalmış. Ya yani bu geriye dönüşlerde bir çıkışlarda problemi var, hala var. Tempo yüksek seviye tempoda oynayamıyor. Bunları halletmesi gerekiyor. Deli Ali adına da bu arada kısmetsiz bir maçtı tabii ki. Penaltı kaçırdı. Ama yani olur böyle şeyler hazırlık maçlarında. O ben Deli Ali'nin çalışma temposunu, antrenmanlardaki çalışma temposunu Şenol Hoca'nın da beğendiğini görüyorum. Açıkçası ben de beğeniyorum yani, böyle gayet hırslı, istekli, arzulu. Yani bazı oyuncular gibi kaçamak davranmıyor antrenmanlarda. Ama Deli Ali maşallah yani çok ciddi şekilde çalışıyor. Ama bunun bir de tabii ki Deli Ali gibi bir yetenek varsa elinizde, ya skora dönüşmesi, oyunda çok kritik etkiler yaratmasına ihtiyacınız olacak. Şimdi Deli Ali bunları yapamazsa da çalışmak da bir yere kadar tabii ki, onu Şenol Hoca'nın gözünde yukarılarda tutar. Onun dışında Beşiktaş'ta yani Gerson Fernandes, Necip Uysal ikilisinin devam edeceğini düşünmüyorum elbette. Necip biraz şu anlık çözümdü. Orada Josef de Souza dönerse Gerson Josef'e ya da Salih Uçan sakattan yeni çıktığı için direkt tercih edilmeli. Salih'e de dönüş olabilir. Peki Rozier için artık biraz sanki geç kalındı gibi bir durum var gibi algılıyorum. Rozier neden bu hale geldi o gün? Yani bu sıkıntı sadece mental mi? Ve bir de az önce bir gazetede, zannediyorum Takvim gazetesiydi, Şenol Güneş'in yönetime Rozier ile ilgili teklif gelirse satın şeklinde bir rapor verdiğine dair bir haber. Bu haberin doğruluğu teyit ettirme şansın oldu mu? Bir bilgin var mı? Ne dersin? Yani Beşiktaş yönetimini zaten yazın da mesela Valentin Rozier 5-6 milyon 7 milyonluk teklifler gelseydi satardı bence. Yani burada Beşiktaş'ın verdiği para ve onun biraz üstünde bir rakam gelse Beşiktaş yönetimi buna sıcak bakar. Masaya oturur. Yani evet, 2 sezon önceki performansını hatırlıyoruz. Zaman zaman yine çok iyi performanslar. Sezona girerken de öyle ama yani bazen kopuyor. Sağdan kopuyor. Sağdan koptuğunda da uzun sürebiliyor işte. Bunu görüyoruz. Haylaz çocuk diyor herkes ama yani belki böyle şey gelebilir. Göze hoş gelebilir bazen, böyle şirin haylazlıklar falan, ama bu futbolda her zaman güzel karşılanmayabiliyor. Valentin Rose'nin evet, yani biz her zaman hırslı oyununa alışmıştık, böyle mücadeleci 90 dakika hem savunmayı hem hücumu yapabilen bir oyuncuydu. Ama artık onları yapamıyor. Bilmiyorum yani, biraz da böyle eski fit durumunda değil gibi duruyor fiziksel açıdan da. Şenol Hoca o yüzden Tayfur Bingöl'ü tercih ediyor. Ha, Valentin Rose kariyerindeki yolunu kendi çizecek. Yani burada oynamak istiyorsa, Beşiktaş'ta forma giymeye devam etmek istiyorsa fiziksel olarak da kendini geliştirmeli. Ayrıca performansını elbette artırmalı. Kendisini tamamen sahaya odaklamalı. Yani bu Gezzal var yok artık bu konulardan değil. Yani Gezzal'la Rozier'i hep ilişkilendirdik ama yani Gezzal'sız oynamayı da öğrenmeliydi çoktan. Burada şu an en azından mevcut performans, çalışma temposu, idmanlardaki durum itibariyle Tayfur Bingöl bir adım Rose'nin önünde duruyor. İstersen o gün Caner Erkin konusunda şöyle bir özetleyelim. Hem Şenol Güneş hem de Ahmet Nur Çebi çok şeffaflar dedik ama Caner Erkin konusunda oldukça politik açıklamalar yaptıklarını görüyoruz. Tabii daha belli olmayabilir, o da mümkün ama sen ne olacağını düşünüyorsun Caner Erkin konusunda? Eski bence aslında gerçekten açık mesajlar veriyorlar ama tabii net ifade etmiyorlar bunu bilerek. Yani mesela Ahmet Nur Çebi dün ne dedi? Caner'i severim dedi. Ocak gelsin dedi. Bir bakarız, bakacağız dedi ihtiyaç varsa. Şimdi burada aslında Caner'le ilgili mesaj veriliyor. Caner'e kimsenin soğuk bakmadığını söylüyor. Şenol Hoca da çünkü aynı şekilde söylüyor. Burada şimdi Caner'le ilgili hem teknik direktörden hem kulüp başkanından olumlu bir açıklama var değil mi ortada? Evet. Şimdi burada Ocak ayını işaret etmelerinin nedeni nedir? Masuaku. Şimdi Masuaku 6 maçta ne verecek? Masuaku 6 maçta baktık ki hakikaten kendini toparladı. İnanılmaz iyi futbol oynadı.
Şimdi o zaman zaten o sözleşmeden çıkma derdine girilmeyecek. Ama diğer türlü ne olacak? Beşiktaş o sözleşmeden çıkmaya çalışacak. Öyle Peki. değil mi? West Ham'a göndermek, başka bir kulübe kiralamak. Kısacası burada Caner Beşiktaş'ın gündeminde bu zaten belli oluyor. Peki. Biraz masrafı çizecek o yolu. Peki, o gün Şahinoğlu, çok teşekkürler. Size kolay gelsin diyeyim ve güzel bir hafta sonu diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hemen dün akşama gidelim. Kamp günlüğü programında neler konuşulmuş izleyelim. Saat başında görüşelim.